Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Bugün gerçel sayı dizilerini anlatacağız. İlk videomuz bu şekilde. Pembe kalem kullanacağım. İnşallah sıkıntı olmaz. Şimdi arkadaşlar, gerçel sayı dizilerinde şöyle bir tanım verebiliriz. Tanım kümesi pozitif doğal sayılar olan bütün fonksiyonlardır aslında. O şekilde nitelendirebiliriz. Yani pozitif doğal sayılar kümesine gerçel sayılar kümesi tanımlığı fonksiyonlara gerçel sayı dizisi veya kısaca dizi adı vereceğiz. Bunu aynı fonksiyonlarda olduğu gibi Fn ile göstereceğiz. Yani işte nasıl olacak bu? N yerine sırasıyla 1, 2, 3, 4, 5 gibi değerler yazacağız. Yani genel terimi işte An olup her n eleman pozitif doğal sayılar için bu tanımlı olacaktır. Örnek 1'e geçelim. Aşağıdaki fonksiyonlardan hangisinin bir dizi olup olmadığını belirleyiniz diyor. Şimdi arkadaşlar, ilk başta size herhangi bir formül falan vermeyeceğim. Sadece işte n'e sırasıyla birden başlayarak değerler vermeye başlayacağız. Mesela burada n'e 1 verdiğimizde işte 2 verdiğimizde, 3 verdiğimizde herhangi bir şey değişiyor mu? Yani bir reel sayı çıkıyor mu ortaya? Evet, çıkıyor. O zaman sıkıntı yoktur. 1 mesela A şıkkı bir doğal sayı dizisidir. İkincisinde arkadaşlar, bakın, n'nin 4 değeri için tanımsız olur, değil mi? N 4 olamaz. Dizilerde neydi mesela? Bütün pozitif doğal sayılarda tanımlı olması gerekiyordu. O zaman 2 dizi değildir. Aynı şekilde C şıkkına baktığımızda n'e yine herhangi birden başlayan değerler verdiğimizde sıkıntı yok, değil mi? Evet. Peki diğerine bakalım. Kosinüs n değerleri mesela. Yani n'e 1 verdik, 2 verdik, 3 verdik, 4 verdik. Oluyor mu? Sıkıntı yok, değil mi? O zaman bu da öyle. Ln ifadesi nasıl arkadaşlar? Ln ifadesinde mesela n'e 1 verdiğinizde ln 0 diye bir şey var mı arkadaşlar? Yok, değil mi? O zaman aynı şekilde bu da yine dizi olmayacaktır. A dizi, C dizi. E'ye bakalım. N'e 1 verdik, 2 verdik. Yani kosinüs 1, kosinüs 2, kosinüs 3. Bütün değerleri var mıdır? Vardır. Sıkıntı yok. Bu da bir dizi. F şıkkına bakalım. Tanjant n değerleri. Mesela tanjant 1 verdik, 2 verdik, 3 verdik, 4 verdik. Sıkıntı yok, değil mi? Peki mesela tanjant 90 verelim. Tanjant 90 dediğimiz şey sin 90 bölü cos 90, değil mi arkadaşlar? Burası pay kısmı 1, paydası 0, tanımsız bir değerdir, değil mi? Yani reel sayı değildir. O zaman yine F şıkkı da dizi olmayacaktır. Bu şekilde mesela hani sadece n'e değerler vereceğiz. Bakacağız yani. Uygulama 1'e bakalım. Eksi ln eksi logaritma n, kotanjant n çarpı pi ve sekant n değerleri. Şimdi hangileri n değişkenine bağlı bir dizinin genel terimi olabilir? Yani yine hangisi bir dizidir demek istiyor aslında. 1'e bakalım. İşte eksi logaritma 1, eksi logaritma 2. Var mı sıkıntı arkadaşlar? Yok, değil mi? Tanımlıdır yani sonuçta. Kotanjant değerleri arkadaşlar. Şimdi kotanjant bir keresinde kosinüs n çarpı pi bölü sinüs n çarpı pi, değil mi? Peki sinüsün tanımsız olduğu değerlerde bu reel sayı belirtir mi? Olmaz arkadaşlar. Mesela n'e 1 verdiğinizde paydası sinüs pi yapacaktır. Ve sinüs pi biliyorsunuz sıfırdır. O haliyle tanımsız olacaktır. Aynı şekilde sekant değerleri de arkadaşlar. Sekant dediğimiz şey ne olacak? 1 bölü kosinüs n değerleri. Kosinüsün tanımsız olduğu yerlerde yine bu da tanımsız olacaktır. Yani birinci ifade doğru, ikinci ve üçüncü ifadeler yanlış olacaktır. Örnek 2'ye bakalım. Dizisinin ilk 4 teriminin toplamı nedir diyor. Şimdi arkadaşlar, bu tür sorularda yani çok böyle ekstra bir şey düşünmeye gerek yok. Diziler pozitif tanımlı olacaktır. Yani n'e sırasıyla hani A1, A2, A3 ve A4 değerlerini yazdığımızda
Bunlar dizinin ilk dört terimi olacaktır. Peki direkt hani yazmaktansa şöyle yapsak, mesela çarpanlarına ayrılıyor mu, ona bakalım. Direkt mesela n-1 çarpı n-2 diye ayrılır mı? Ayrılır. Peki an dizisini ben şu şekilde yazsam, n-1 çarpı n-2, a1 dediğimiz şey 0 olmaz mı? a2 dediğimiz şey 0 olmaz mı? a3 dediğimiz şey ne olacaktır mesela? İşte 2 yapar. a4 dediğimiz şey de ne yapar? 6 yapacaktır. Toplamları ne yapar? 8, değil mi? Yanlış yapmadım. Tamam. Hemen örnek 3'e bakalım. Diziyi vermiş, ilk 20 teriminin toplamı kaçtır diyor. İlk 20 terim toplamında arkadaşlar gene ne yapacağız? N yerine sırasıyla 1'den 20'ye kadar değerler yazacağız. Peki tek tek yazalım şimdi. Mesela şöyle bakalım. N'in tek değerleri için burası negatif olur. Çift değerlerinde zaten pozitif olacak. Şimdi A1 dediğim şey ne olacaktır? Direkt 5. Burada eksi 1 var. Eksi 5. A2 dediğimiz şey 7. 6, 8 yapar, değil mi? 8 yaptığı zaman bir de pozitif olacak tabii. 8. A3 dediğimiz şey, hemen 3 yazıyoruz. 11 eksi 11. Yani böyle bir eksili, bir artılı devam edecektir. Ve aradaki fark ne? 3 arkadaşlar. Şimdi tek tek yazalım. Eksi 5 artı 8 eksi 11, değil mi? Artı 14. Bu şekilde devam ediyor. En son 20 yazalım. Ne yapar? 62, değil mi? Artı 62. Tamam, şu şekilde yazdık. Peki artılı eksili sorularda temel kavramlardan hatırlarsak ne yapıyorduk? İkili ikili düşünüyorduk, değil mi? Şöyle düşünelim. Her birisi kaç? 3, değil mi? Peki kaç tane 3 var burada? Hani sonuçta 20 tane terim vardı. İkişer ikişer saydık. 10 tane terim. Her bir tanesi 3 yapıyorsa 10 tanesi 10 çarpı 3'ten 30 yapacaktır. Bu şekilde söyleyebiliriz. Var mı sıkıntı? Tamam, hemen geçiyorum. Örnek 4'e bakalım. An dizisinin genel terimi yine k, 1, 2, n değerleri için verilmiş. İşte parçalı fonksiyon şeklinde tanımlanmış. A5 değeri, A6 değeri, A7 değeri kaçtır diyor. 5 dediğimiz şey arkadaşlar 3'ün katının 2 fazlası, değil mi? Mesela 5'i direkt şurada yazacağız, değil mi? Hemen A5 dediğim şey 2 üzeri 5 eksi 3'ten ne yapar? Söyleyin. Tamam. 4 yapar. Peki A6 dediğim şey 6, 3'ün tam katı, hemen 6 eksi 1'den 5 yapar. A7 dediğimiz şey de 3'ün katının bir fazlası 7 eksi 1, 6 faktöriyel yapar. 6 faktöriyel arkadaşlar 720 yapar. 720 artı işte 5, 4 daha 9'dan 729 yapacaktır. Bu şekilde söyleyebiliriz. Hemen geçiyoruz bir sonraki sayfaya. Şöyle tam ortalayayım. Bu da arkadaşlar yine diziyi vermiş parçalı fonksiyon şeklinde. A9 eksi A7 bölü A8 eksi 4 tane A6 ifadesinin değeri kaçtır diyor. 9 yine hani tek mi çift mi, ona bakacağız. 9 tek sayı olduğu için hemen aşağıda yazıyorum. 2 üzeri 9 eksi 1 gelecek. Eksi diyorum. 7 de tek sayı. Onu da yine 2 üzeri 7 eksi 1 diye yazıyorum. Ondan sonra 8 dediğimiz şey arkadaşlar çift sayı olduğu için 2 üzeri 8 artı 1 eksi 4 çarpı A6 dediğimiz şey de 2 üzeri 6 artı 1 gelecek. Böyle bir çözüme sahip. Peki yukarıda şu eksiği dağıttığımda arkadaşlar birler gider, 2 üzeri 9 eksi 2 üzeri 7 kalır sadece. Aşağıda da bakın dikkat edin, şu 4 zaten 2'nin karesi, değil mi? Ben bunu içeriye dağıttığımda 2 üzeri 8 gelir ve 2 üzeri 8'ler yok olur, değil mi? 1'den 4 çıktığı zaman burada da bir eksi 3 kalacaktır. Yukarıya 2 üzeri 7 parantezine alırsam 2'nin karesi eksi 1, aşağıda eksi 3. Şurası da 3 yapıyor, dikkat edin. 3'ler gittiğinde ne yapar? Eksi 2 üzeri 7 gibi bir cevabımız kalacaktır.
Bu şekilde söyleyebiliriz. Yani şu an için herhangi bir formül yok, herhangi bir kural yok. Sadece n yerine sırasıyla değerler yazacağız. Biraz fonksiyon ve polinom tabanlı bir konu aslında. Bu konuları iyi bildiğimizde herhangi bir sıkıntı yaşamayacağız. Uygulama 3'e bakalım. N pozitif tam sayısı için n'nin rakamları toplamı yuvarlak içinde n olmak üzere a'nın dizisi bu şekilde gösteriliyor. A5 artı A17 kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar A5 dediğimiz şey 5 zaten ondan küçük olduğu için direkt şurada yazılır değil mi? Yani direkt ne yapar? 5 eksi 1'den 4 yapar. A17, 17 zaten ondan büyük bir sayı. Şurada yazacağım. Ama yuvarlak içine yazdığım zaman o sayının rakamlarını toplamam gerekir. Yani direkt 1 artı 7 gibi gelecektir aslında. Bir de artı 1'i var zaten. Bunların tamamını ne yapacağım? Toplayacağım. Ne çıkar? Cevabımız direkt 13 yapar. Bu şekilde söyleyebiliriz. Örnek 5'e bakalım. Örnek 5'te yine a'nın dizisi verilmiş. 2n eksi 24 bölü n artı 1. Kaçıncı terimi eksi 1 bölü 6'dır diyor. Şimdi arkadaşlar mesela n'e 1 verdiğinizde birinci terim. 2 verdiğinizde ikinci terim. 3 verdiğinizde üçüncü terim buluyoruz değil mi? N'inci terimi eksi 1 bölü 6 olursa direkt bunu eksi 1 bölü 6'ya eşitleyebilirsiniz. Bulduğunuz n direkt cevap olacaktır. Bulduğunuz n direkt cevap olur. Hemen içler dışlar çarpımı yapıyorum. 12 tane n eksi 144 eşittir. İşte eksi n eksi 1. Buradan 13 tane n eşittir. 143 yapar. 13'e böldüğümde n değeri 11 yapacaktır. Yani 11. terimi eksi 1 bölü 6 yapacaktır. Böyle söyleyebiliriz. Kaç terimi negatiftir diyor. Şimdi diziyi ben yazayım. A'nın dizisi diyor ki işte 2n eksi 24 bölü işte ne var? N artı 1 var. Bu dizinin işte kaç terimi negatiftir? Kaç terimi negatiftir, kaç terimi pozitiftir, kaç terimi tam sayıdır? Bu gibi sorularda arkadaşlar yani dediğim gibi temel böyle fonksiyon mantığıyla düşüneceğiz. İfade mesela direkt küçük sıfır şartını sağlayan n değerleri lazım bize. Bir eşitsizlik sistemi karşımıza çıkacak. Eşitsizlik sisteminde ne yapıyorduk mesela? Payın kökleri, paydanın kökleri. Mesela payın kökü n eşittir 12 yapar değil mi? Paydanın kökü de eksi 1 yapar. Bu değerler için işte tablo çizilmesi lazım değil mi? Biliyoruz bunları. Eksi 1, 12. Ondan sonra işte artı ile başlıyorum. Artı, eksi, artı. Neresi? Eksili olan yerler soruluyor. Yani eksi 1'den 12'ye kadar olan değerler bunu negatif yapacaktır. Yalnız biz dizinin terimlerini pozitif doğal sayılar alıyorduk. Dikkat edin değil mi? Yanlış yapmıyoruz orada. Yani anlayacağınız birden başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 11'e kadar toplamda 11 tane terimi ne olacaktır? Negatif olacaktır. Hemen uygulama 4'e bakalım. Dizisinin kaç terim, tam sayı olan terimi kaçtır diyor. Evet. Dizisinin tam sayı olan terimi kaçtır? Şimdi bunu nasıl yapalım? Bunda arkadaşlar eğer mesela hani payla payda bağlantılıysa ayrı bir çözüm yapılabilir. Eğer çok alakasız şeylerse genelde yapacağımız şey aslında ne olabilir bir düşüneyim. Polinom bölmesi olabilir değil mi? Mesela direkt bir bölelim önce. N kare x artı 6n eksi 15 ifadesini n artı 2'ye bölüyorum. Burada arkadaşlar hani bunu biraz biliyorsak zaten hiçbir sıkıntımız yok. N defa var. Hemen n kare artı 2n çıkartıyorum. İşte 4n eksi 15. Kaç defa var? 4 defa var. 4n artı 8 ve çıkarttığımda eksi 23 gibi bir şey kalıyor. Bunu arkadaşlar nasıl yazabilirim? Yani tam sayılı kesir olarak düşündüğümde. Yani bu şekilde ben n'e değer vererek hangi terimlerin kaç tam sayı olduğunu bulmam bayağı zor olacak. Yani biraz düzenlersem soruyu daha kolay cevap verebileceğim. Bunu ben arkadaşlar n artı 4 eksi 23 bölü n artı 2 diye yazabilirim. Sonuçta bak çarptığınızda değil mi 23 çıkartıp n artı 2'ye bölerseniz yine herhangi bir sıkıntı olmayacaktır. Peki
Zaten n'e doğal sayı değerleri veriyorum. Burası zaten tam sayı. Şuranın tam sayı olması lazım. 23 asal sayı zaten. 23'ü bölen sadece hani 1 olmuyor zaten paydası. 21 vermem gerekiyor. Değil mi? Yani n'in 21 değeri için bu ifade tam sayıdır. Tam sayı olan terimi kaçtır diyor. O zaman n yerine 21 yazmam lazım bu sefer. 21 artı 4 eksi ne gelecektir? 1 gelecektir işte. Yani cevabımız 24 yapar. Bu şekilde söyleyebiliriz. Dizisinin kaç terimi 6 ile yani 6 27 aralığında bulunur diyor. Bunlarda da arkadaşlar aslında hani konu zaten dediğim gibi yani öncelikle bayağı konuların bilinmesi gerekiyor. Mesela burada da sanırım eşitsizlikler konusunu kullanacağız. Kaç terimi bu aralıkta dediği zaman direkt diziyi alayım. N kare eksi 2N artı 3 ifadesi 6 ile 27 aralığında olsun diyelim. Şimdi arkadaşlar bak şu taraftan baktığımızda n kare eksi 2n eksi 24 küçük 0. Şu taraftan baktığımda yani 6'yı içeri atarsam bu sefer n kare eksi 2n eksi 3 ifadesi büyük 0 gibi bir çözüm yani bir eşitsizlik sistemi ortaya çıkacaktır. Bunları çözeceğiz şimdi. Bunları çözeceğiz. Mesela öncelikle arkadaşlar şunları çarpanlarını ayırabiliriz değil mi? Çarpanlarını ayrılıyor bunlar. Şöyle ayıralım. N eksi 6 çarpı N artı 4 ifadesi küçük 0. Şunu ayırdığımda da hani N 1'e 3 biliyoruz bunları. Öyle çok üstelemiyorum. N artı 1 çarpı N eksi 3 ifadesi büyük 0. Bunlar için arkadaşlar eşitsizlik tablosu çizilmesi lazım. Yani birinci denklem, ikinci denklem şeklinde. N değerleri mesela bakın şöyle yapalım. Bütün kökleri sırasıyla tabloda yazıyorum. Eksi 4, sonra eksi 1, sonra 3, sonra da 6. Şu bizim birinci denklemimiz, şu da ikinci denklemimiz olsun. Eşitsizlik sistemlerinde hem biraz orayı da hatırlamış oluruz. Birinci denklemin köklerinde arkadaşlar eksi 4 ve 6 vardır. İkinci denklemde de eksi 1 ve ne vardır? 3 vardır değil mi? Tamam. Şimdi bak birinci denklem artıyla başlıyor zaten. Artı bir denklem sadece kendi köklerinde işaret değiştirir. Eksi 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 artı gelecek. Ondan sonra artı artı köke geldik eksi artı artı. Sıkıntı yok sanırım. Burada arkadaşlar birinci denklemin birinci eşitsizliğin negatif olduğu İkinci eşitsizliğin pozitif olduğu aralığı almam lazım. Şu şekilde. Değil mi? Bak birincisi eksili, ikincisi artılı olacaktır. Burada arkadaşlar sadece hani sınır değerleri de dahil olmadığı için sadece 4 ve 5 değerlerini alacağım. Yani dizinin bu aralıkta sadece 2 tane değeri vardır diyeceğiz. Böyle bir çözümümüz olacak. Hemen arkadaşlar sonlu dizi, sabit dizi kavramı vardır. Buna biraz bakalım. Sonlu sayıda terimi olan diziye sonlu dizi, sonsuz sayıda terimi olan diziye sonsuz dizi denir. Yani çok basit bir tanım değil mi arkadaşlar? Sonlu, sonsuz. Evet. Belli bir aralıkta olduğu zamanda da arkadaşlar yani bütün terimleri belli bir aralıktaysa da dizi ne olacaktır? Sonlu ya da aynı terimlerden oluşuyorsa bunlar da yine sonlu sabit dizi adı verilebilir yani. Mesela AN dizisi arkadaşlar eksi 1 üzeri N verilmiş. N'e 1, 2, 3, 4 gibi değerler verildiğinde ne olacak mesela? Hep eksi 1 ile 1 çıkmıyor mu arkadaşlar? Evet, sonlu dizi. Sinüs N çarpı pi arkadaşlar. N'e 1 verdik sinüs pi. N'e 2 verdik sinüs 2 pi, N'e 3 verdik sinüs 3 pi. Sinüsün bütün pi ve 2 pi değerlerinde daima sıfır değil mi? Sabit dizidir bu da. Her sabit dizi bir sonlu dizidir. Az önce söylediğim şey.
Mesela AN ifadesi ikinci dereceden bir denklem şeklinde yazılmışsa arkadaşlar, dizisi bir sabit dizi ise A ve B'nin sıfır olması lazım. Yani en sonuçta bir değişkendir burada. Ben eni değiştirdikçe farklı bir terim ortaya çıkar. Ama eğer bunlar olmasa sabit bir terimde sürekli sabit bir dizi ortaya çıkacaktır. Eğer dizi kesir şeklinde ise, bunu sabit polinomda veya sabit fonksiyonlarda da görmüştük mesela, direkt katsayılar oranları birbirine eşit olacaktı diyeceğiz. Bu şekilde söyleyebiliyoruz zaten. Şimdi gelelim uygulama 5 mesela nasıl bir şey bakalım örnekle. Aşağıda genel terimi verilen dizilerden hangisi bir sonlu dizi değildir diyor. Sonlu dizi değildir. Şimdi arkadaşlar mesela kosinüsün bütün değerleri hatırlıyorsak trigonometriden şöyle yapabilirim mesela. Kosinüs n diyelim arkadaşlar. Her zaman eksi 1 ile 1 aralığında değil miydi? Hatırlıyorsak. Ne demek yani? Sonlu demektir bu. B şıkkına bakalım. Taban ve şuradaki ifade aynıysa bunun değeri zaten 1'dir. Değil mi? Tamam, bu da sonlu sabit dizi. Sonlu dizi yani. AN dizisi mesela işte N'e tek verdiğimizde 5, çift verdiğimizde eksi 5. Sadece eksi 5 ve 5'ten oluşuyor. Bu da sağlar. Burada arkadaşlar dikkat edin. Mesela 2'nin 3'e oranı 4'ün 6'ya oranına eşit. Aynı şekilde sabit dizidir bu da. Ama E şıkkı arkadaşlar bu şeye ters yani. Nasıl ters? N'e ben değer verdikçe, yani sonuçta bu faktöriyeli sadeleştirdiğimde n artı 1 ifadesi kalıyor değil mi? N artı 1 çarpı n faktöriyelden, n faktöriyeller gider. N artı 1 kalır ve n'e değer verdikçe bu sonsuza kadar büyüyecektir. Bu şekilde arkadaşlar bunun sonlu dizi olmadığını hemen görebiliriz zaten. Hemen devam ediyoruz. Örnek 7. Dizisi bir sabit dizi olduğuna göre hemen kesir şeklinde değil mi arkadaşlar? Bakın enli ifadelerin katsayılar oranı 2 bölü 3 ifadesi eksi x bölü eksi x bölü x artı 5 hemen söyleyebilirim. Tamam mı? Ondan sonrası zaten nedir? Kolay içler dışlar çarpma yapıyorum. 2x artı 10 eşittir eksi 3x'ten. 5x eşittir eksi 10. X eşittir ne yapar? Eksi 2 yapacaktır. Hemen söyleyebiliriz. Eşit diziler var. Eşit diziler arkadaşlar aslında şöyle diyeyim. Aynı dizilerdir. Dediğim gibi eşit zaten bunlar. Sadece gösterim olarak farklı olabilirler diyeceğiz. Yani atıyorum AN ve BN aynı dizilerse A1 B1'e eşit, A2 B2'ye eşit, AN BN'e eşittir. Bu şekilde diziler aynı diziler olacaktır. İfadelerinden hangileri birbirine eşittir diyor arkadaşlar. Şimdi bakın şu AN dizisi arkadaşlar dikkat edin çarpanları ayırmada küp açılımı değil mi arkadaşlar? N küp eksi 1 ifadesi. Değil mi? Bak AN ile BN aynı değil mi? Tamam. Peki CN dizisine bakalım. N'e 1 verdik. Kosinüs pi. Kosinüs pi değeri arkadaşlar nedir? Eksi 1. N'e 2 verdim. Kosinüs 2 pi. Kosinüs 2 pi ne yapar arkadaşlar? Kosinüs 0 yani 1 yapar. N'e 3 verdim. Kosinüs 3 pi. Pi'ye eşittir. O da yine eksi 1 yapar. Yani devamlı eksi 1 ile 1. Peki DN dizisinde N'e 1 verirsem üssü tek olduğu zaman eksi 1. N'e çift verdiğimde artı 1. Tek versem eksi 1, çift versem artı 1. Yani aslında hemen kısaca söyleyeyim. AN BN'e eşit, CN de DN'e eşit olmak zorundadır. Böyle söyleyebiliriz. Uygulama 6. Hemen hızlı hızlı geçelim. AN ve BN dizileri verilmiş. Hemen diziler eşittir diyor. X çarpı Y kaçtır? Hemen bakalım arkadaşlar. Şimdi burada AN'e zaten yapacağımız bir şey yok. BN dizisini düzenleyelim. 2N artı 3 hemen toplandığı zaman N artı 2 çarpı Y 3 eksi 1'den artı 2 aşağıda da 2N artı 3 gibi bir ifademiz var. Değil mi? Böyle söyleyebiliriz.
2n artı yn diyeceğiz. Pardon arkadaşlar, şurası y olacak, şurası n olacak değil mi? Tamam, şöyle. Şimdi bu ifade arkadaşlar direkt 3n artı 2 bölü x çarpı n artı 3'e eşitmiş. Karşılıklı eşitleyebilir miyim? Eşitleyebilirim arkadaşlar. Bakın, şu ifade direkt 3 olsun. Sonuçta ikiler de aynı zaten. Y artı 2 3'e eşit. Buradan y'si 1 yapar. Şu ifade de direkt şurası olsun. Yani x çarpı n ifadesi 2n'den. X değeri de ne yapar? 2 yapacaktır. 1 çarpı 2'den hemen 2'yi buluruz. Böyle söyleyebiliriz. Dizilerde işlemler arkadaşlar. Dizilerde işlemler, zaten diziler bildiğimiz fonksiyon mantığıyla, polinom mantığıyla kullanılabildiği için reel sayılardaki işlemlerin aynısını kullanabiliyoruz. Yani iki dizinin toplamını, farkını, çarpımını ve bölümünü olduğu gibi düzenleyebiliriz. Hemen devam edelim. Mesela AN ve BN dizisini vermiş. AN bölü BN yeni bir dizi oluyor. Tamam mı? Bu dizinin genel terimini veya ilk terimini bulalım. Şimdi arkadaşlar, öncelikle AN BN'e bölünür. Hani AN dediğim şey, bakın 9 zaten 3'ün karesi değil mi? Şöyle düzenleyeyim hemen, yani kısaca. 3 üzeri 2N artı 4. BN dizisi de arkadaşlar 3'ün küpünden 3 üzeri 3N artı 3 değil mi? Bunları böleceğim. Yani AN bölü BN dizisi şöyle düzenlenebilir. Tabanlar aynı olduğunda da üstler çıkarılır. 3 üzeri eksi N artı 1 gibi bir dizi. Doğru mudur? Diziyi bulduk. İlk terim derken N'e 1 vermeyecek miyiz arkadaşlar? Tamam. Yani A1 bölü B1 ifadesini soruyor. Bu da 3 üzeri eksi 1 artı 1'den 3 üzeri 0, yani 1 yapacaktır. Böyle söyleyebiliriz. Hemen arkadaşlar diğerine bakalım. Genel terimi. Zaten aslında şu bulduğumuz genel terim değil mi? N'e bağlı tek bir ifade içeriyor sonuçta. Hemen örnek ona bakalım. AN çarpı BN dizisi verilmiş. N eksi 2 çarpı 2 üzeri N artı 1 olmak üzere AN dizisinin 3. terimi, yani A3 ifadesi, hemen yazalım 8. BN dizisinin 3. terimi B3 kaçtır diyor. O zaman sizce ne yapılır arkadaşlar? N'e direkt 3 verilmez mi? Yani bariz zaten, açık. Hemen yazalım. A3 çarpı B3 ifadesi 3 eksi 2'den 1 çarpı 2 üzeri, hani 3 artı 1 4 geldi. A3'ün zaten ben 8 olduğunu bilmiyor muyum? 8 çarpı B3 ifadesi arkadaşlar 16 değil midir? Buradan da sadeleştirme yaptım da B3 terimi diyeyim. 2 yapmayacak mı? Bakın ne kadar kolay. Değil mi? Hemen devam ediyoruz. İndirgemeli dizi. Her bir terimi kendinden önceki bir veya birkaç terim cinsinden tanımlanabilen dizilere indirgemeli dizi tanımlama bağıntısında da indirgeme bağıntısı denir. Neyse, direkt örneklere geçelim. Yani bunu dizilerde değil de fonksiyonlarda, polinomlarda daha çok görmüşüzdür. Yani bir terim başka bir terim cinsinden tanımlı. Aynı mesela Fibonacci dizileri gibi değil mi? Hemen örnek 11. AN dizisinde arkadaşlar A1 2 verilmiş. AN artı 1. Yani şunu kullanacağım değil mi? A1 ifadesi nedir? N'e direkt 1 vereyim. 1 verdiğimde arkadaşlar A2 eşittir. A1 artı 5. 3 istiyor mesela. N'e bak, burada 1 verdim. Bir de 2 vereyim. 2 verdiğimde de A3 ifadesi A2 artı 5 olur değil mi? Tamam. A1 2 idi zaten. 2, 5 daha 7. Şurası 7. 7, 5 daha ne yapar? 12 yapar. Değil mi? Hemen söyleyebilirsin. Bir AN dizisinde görünüyor değil mi? Tamam. A4 48 olarak verilmiş. AN artı 2 eşittir 2 tane AN olduğuna göre A1 kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar, yani
1 isteniliyor, 4 verilmiş. Yani birden başlayalım, 4'e kadar bakalım nasıl bir şey çıkacak. Şimdi n'e 1 verdim. 1 verdim de arkadaşlar a2 eşittir 2 tane a1 yapar. n'e 2 verdim bu sefer. 2 1 daha a3 olur. 2 tane a2 yapar. n'e 3 verdiğimde a4 2 tane a3 yapar değil mi? a4'e ulaştım. Şimdi bakın, bana şunlar a3 a2'ler lazım değil mi? Ben bunları direkt taraf tarafa çarpayım. Çarptığımda şu a2'ler a3'ler sadeleşir. Burada sadece a4 kalacaktır. Burada da 8 çarpı a1 değil mi arkadaşlar? Tamam. a4 zaten 48 değil miydi? 48 8 tane a1 olursa 8'e de bölersem a1 ifadesi ne yapacaktır arkadaşlar? 6 yapacaktır. Yani birbiri cinsinden ne yapıyorum? Yazmaya çalışıyorum. Bir a'nın dizisinde arkadaşlar a1 1, a'n artı 1, a'n artı 3'n olduğuna göre a15 karşıtır. Bu sefer birden 15'e kadar yazmam lazım sanki. Değil mi? Hemen yazalım. Mesela n'e yine birden başladım. a2 eşittir a1 artı 3. a3 eşittir a2 artı 2 yazıyorum. 6. A4 eşittir. A3 artı 9. Değil mi? 1 yazdım. 2 yazdım. 3 yazdım. Evet, bu şekilde devam edecektir arkadaşlar. Nereye kadar? N'e 14 vereyim. Hani 15 olsun diye. 14 verdiğimde arkadaşlar A15 eşittir. Ne olacaktır? Bu sefer A14 artı 3 kere 14 ne yapar? 42 yapar. Bunları hemen topluyorum. Topladığımda şu A2'ler, A3'ler, A4'ler, A5'ler, A14'ler gider. Burada sadece A15 kalıyor. Şurada sadece A1 kalır. Ve hani 3'ün katları değil mi? Hemen 3 parantezini alsam 1, 2, 3 artı. Nereye kadar yazacağım arkadaşlar? Kaç terim var burada? 14 tane değil mi? 42'ye kadar. Şurasını bulurum değil mi? 14 çarpı 15 bölü 2 işte 7 kere 15 105. 3 ile çarptım 315. Bir de A1'imiz var. A1'de 1'di zaten değil mi? Ne yapar? 316 yapacaktır arkadaşlar. Evet, bu şekilde. LS 2011 sorusu. Hemen arkadaşlar bu da az önceki soruya çok benzer zaten. A1 verilmiş. AK artı 1 eşittir. AK eksi K. K'nın 1, 2, 3, 4 değerleri için A8 terim kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar yapacağım şey şu. Yani aynı mantık zaten. K'ya sırasıyla değer verelim. Mesela 1 verelim. A2 ifadesi arkadaşlar A1 eksi 1 demektir. A3 ifadesi A2 eksi 2 demektir. Değil mi? Böyle tek tek yazabilirim. A4 ifadesi mesela A3 eksi 3 demektir. Böyle devam ediyorum. En son nereye kadar? A8 eşittir. A7 eksi 7 demektir. Peki ne yapayım şimdi? Bunları bence toplayayım, değil mi? Topladım. Topladığımda şu A2'ler, A3'ler, A4'ler, A7'ler tekrar sadeleşir. Sadece ne yapar? A8 kalacaktır değil mi? Peki şurada A1 kalıyor. Bir de hepsini eksi parantezine aldığımda 1, 2, 3 ve 7'ye kadar olan sayıların toplamı kalıyor. Şurası arkadaşlar zaten belli değil mi? 7 kere 8, 56 bölü 2, 28 kalır. A1'imiz zaten 40'tı değil mi? Yani buradan A8 aslında 40 eksi 28 ne yapar? 12 yapacaktır. Evet. Arkadaşlar şimdilik ilk videomuz bu kadar olsun. Devamı gelecek zaten. Herkese iyi çalışmalar.